Offal Prada diyorum. Saddlebag'e. Kameraya çok güvenemiyorum arkadaşlar. Kimseye güvenemediğim gibi. Her kadının dolabında olması gereken bir parça. İşte Chanel'in klasik modellerine falan. Al yaparım. Al. So find a way to... Hello, hoş geldiniz. An itibariyle şahsımın giyinme odasındasınız. Yan tarafımız yatak odası. Oranın içinde de ufak bir giyinme odası var. Videonun isminde okuduğunuz gibi sıkıntıdan, artık yapacak bir şey olmadığından ötürü bugün birlikte burayı biraz düzenleyeceğiz. Bir gün yetmez gibime geliyor. 2-3 güne bölerim gibi geliyor. Çünkü yarım saat sonra öf sıkıldım deyip bırakacağıma çok eminim. Normalde giyinme odasında öyle işte ne bileyim beyazlar ayrı, siyahlar ayrı, kazaklar ayrı, işte sletlolar bir yerde, sneakerslar bir yerde. Asla böyle bir takıntım ve bak yine gitti fokus ya. Asla böyle bir takıntım ve ilgim yok. Ama yapacak hiçbir şey yok. Yani sıkıntıdan dedim ki herhalde insanların bir bildiği vardır ve giyim odalarını bu şekilde tertipli düzenli tutuyorlardır dedim. Ve denemeye değer olduğunu düşündüm. Şimdi ilk başta size neler yapacağımı göstereyim. Şurada çantalar için yapılmış böyle bir dolap var. Ama ben eve girdiğim an çantaların hepsini ayrı bir yere fırlattığım için burası bayağı bir seyrekleşmiş. O çantaları bulup buralara yerleştiririz diye düşündüm. Burada yeni alınmış şeyler var. Karantinada olduğumuz için açma gereğinde bulunmadım. Bunları yerleştiririz. Burada bir ayakkabı dolabı var. Geçen hafta çoğu böyle çok spor olan ayakkabıları ya da uzun çizmeleri falan hepsini aşağıdaki ayakkabı dolabına götürdüm. Ama yine de burası çok düzenli ve estetik görünmüyor. Özellikle şu aşağılar artık birbirine girmiş durumda. Onları ayıklarız. Yeni aldıklarımızı yine buraya yerleştiririz. Makyaj tarafından hiç bahsetmek daha istemiyorum. Şu adaya böyle bir yerleştirmeye kalktım. Ama bir 7-8 dakika falan sabrettiğim için belki bunu başka videoda yaparım. Yani gücümü yeteceğini düşünmüyorum. Çünkü makyajları banyoda yapıyorum. Banyoda da çok fazla eşya var. Burada yine böyle ne olduğu belirsiz. Ne bileyim yani burada mesela bir kutu var. Burada bir takım var. Şapka var. İçeride ayrı şapkalar var. Onları birleştirmem lazım. Taç maç bir şeyler. Burayı açıyorsun mesela. Pembe bir eldiven çıkıyor mesela. Hani anladın mı olayı? Burayı açıyorsun. Korse. Bu da korse. Bu ne mesela? Bu bluz. Normalde bunlar bir yerde durması gerekiyor. Burada pembe bir pantolon. Burası mesela o kadar güzel bir dolap ama benim sayemde o kadar kötü görünüyor ki. Burada sweatshirtler var. Burada alakasız tişörtler var ama bütün tişörtler aslında şurada mı acaba? Bilmiyorum. Burada mesela ceketler var ama içeride ceket odası var. Yani mont odası var. Bunların oraya gitmesi lazım. Ama onlar oraya giderse buraya ne gelecek bilmiyorum. Burası zaten pazar bak. Pazar. Ne ararsan var. O kadar alakalı. Bu ne mesela abi? Bu ne? Böyle bir şeyim neden var benim yani? Ve full transparan bu arada. Niye mesela? Bunu nereden ve neden aldın? Ondan sonra yazlık, kışlık bütün elbiseler burada. Bunları normal şartlarda insanlar ayırıyor. Burada gözlük çekmecesi var ama gözlük konusunda da dünyanın en sorumsuz insanıyım. Yani gözlüğümü çıkarıyorum evde. Nerede kaldı Allah biliyor bir tek. Çok gözlük kaybetmişliğim var öyle. Neyse işte böyle şeyler yapacağız. O zaman nereden başlasak diye düşünüyorum. Vaz mı geçsem şu an acaba? Ayakkabı dolabından başlayalım. Hadi. Ayakkabı dolabında ilk işim artık yaz geliyor. Kışlıkları yani botları aşağıdaki odaya indirmek olacak. Bir de çok spor olan yani spora giderken kullandığım spor ayakkabılarını da aşağı indireceğim. Mesela işte şu niye bir fikrim yok ama çok beğenerek aldığım Tokyo'dan almıştım bunları. Martensleri aşağı yollamakla başlıyorum. Aşağı yollayacaktım. Aşağı yollamayıp yukarı mı yerleştirsem acaba? Şu üstlerim de boş. Aa evet. Şu üst raflara koyayım ben. Aşağıda boşuna kaplamaz. Bu arada benim üst katım, yatak odamı da gösteririm birazdan, full dolap ve o kadar çok dolap var ki ve ben her eve geldiğimde çıkarıp hepsine ayrı bir dolaba attığım için her şey apayrı yerde. Hiçbir şeyin eşini, eşofman takımlarımın hiçbir zaman eşini bulamam. Yani ilk 5-10 dakika içinde bulamam. Bunları giymem diye düşünüyorum. Bunları ayırıyoruz. İhtiyacı olanlara gidecek. Böyle Valentino bot almıştım 2 sene önce mi ne? Bunlar da gel, bunlar da yukarı gitsin. Ben şu botların hepsini bir indireyim. Mesela nesin sen? Show girl müsün? Nerede giyeceksin bir kere bunu hani sen? Tight tişört gezen bir insan olarak nerede giyeceksin? Zara'ydı bu arada bu botlar. Bu da Tommy'nin koleksiyonundan da hediye yollamışlardı bana. O arada tam böyle bu taban ve topuğa o kadar meraklıydım ki çok mutlu olmuştum. Ve Tokyo'da giymiştim bunları.
Mesela Suudiye tuz. Bunları Farfetch'ten almıştım Off-White. Ama gerizekalı olduğum için normalde yurt dışı online siparişlerimde tüm ayakkabılarımı 39 veya 40 numara veriyorum. Çünkü dar kalıplı oluyorlar. Sadece 38'i kaldığı için risk alıp bu ayakkabıyı aldım ama olmadı. Ama kalıba gidince düzelir diyor herkes. O yüzden bunları kalıba yollayacağız. Buraya güzel görünmesi adına güzel stilettoları ve topuklu ayakkabıları koyalım diyorum. İlk aklıma gelen şey yenilerde vardı. Bir tane Amina madde aldım. Çok güzel bir Amina stiletto gibi böyle sandalet gibi bir şey almıştım. Geçen vlogda gösterdim mi acaba? Göstermiş olabilirim. Bunları bir koyalım. Yeniler her zaman daha çok ilgi görürler. Bunun yanına diğer aminaları koyalım. Bunlar da diğer çok boyalarak aldığım aminalar. Bunları da bunun yanına koyalım. Bir de böyle birini ters birini düz koyuyorlar ya acaba bunu... Evet böyle bir sonra o aminalarla bunlar aynı tarzı olduğu için bunlar da Balenciaga. Bunları koyalım ama keşke biraz temizletseymişim. Evet. Sonra yanlarına bir tane bu yakışır diye düşünüyorum. Bunlar Zara. Zara bazen böyle çok güzel fiyatlara çok güzel ayakkabılar yapıyor. Bence onlardan bir tanesi. Tam görebiliyor musunuz bilmiyorum. İnat da bana odaklıyor çünkü. Baksanıza. Vallahi ilk lafımız okey. Oba bir dakika. Tüylünün yanına tüylü koyalım. Sen Nurenleri koyalım. Evet ya. Dur. Yoksa onu aşağı mı koysak? Aşağı koyalım. Bunlar da Zara'ydı mesela. Aşırı güzel. Bunları kotun üstüne bağlıyordum böyle paçalarımın. Ama bitmiştir büyük bir ihtimalle. Bunları şansım yapmış Suudi. Mağazasında çok güzel bir indirim yapmıştı. Ben de hemen koşarak tabii ki gitmiştim. Orada masanın üstünde şans eseri görüp hemen almıştım. Çok iyi değiller. Bence aşırı tatlılar. Bunları şeyde giyeceğim ben. Doğumumdan sonra evde misafir kabul ederken. Çok mantıklı. Ve yaptıkları indirime bakar mısınız? Şuna odakla, bana değil ya. Allah seni bildiği gibi yapsın. Neyse söyleyeyim o zaman. 1250 TL'den 150 TL'ye düşmüş. Ama bu burada oldu mu ya? Aa bir şey diyeceğim. Zara'nın. Ben niye Zara övüyorum bu videoda? Çünkü Zara'nın ayakkabıları normal. Sevmem ben ama. Bu da Zara. Bayağı iyi değil mi? Ve bunların tiplerine göre fiyatları çok iyiydi. Tam hatırlamıyorum ama. Buraya da bu gelsin. Bu iki raf topuklu kibar ayakkabılarımız için. Bu ikisine topuklu botları koyayım. Şurada da bir şeyler var. Dünyanın en rahatsız sandaletlerinden biri. Kendisi Saint Laurent. İyi de bir fiyatı var ama giyemiyorsunuz. Ama inatla giymeye çalışıyorsunuz. Orası ayrı. Yazın elbiselerini atla falan çok güzel oluyor. Ben kimde? Ece'de görüp almıştım. Ece çok rahat giyiyor. Ben giyemiyorum. Bu işte bir sorun var. Bu yazlık bunu nereye koyacağız? Ama ben böyle ayıramam ki her şeyi. Olmaz yani. Çok zor. Böyle her şeyi ayırmak. Şu sneakerları bir ayıralım. Şimdi diyorum ki ben burayı golden goose'ları koyayım. Demiyorum bir şey. Bunları bir aşağıya yolla. Buraya golden goose'ları koyuyorum. Çünkü renkli ya böyle cıvıl cıvıl görünür diye düşündüm. Bu en son aldıklarım. Şöyle. Onun yanına bir simli daha gitsin. Onlar da böyle. Odaklıyor mu? Asla odaklamıyor tabii ki de. Sonra yanlarına bir simli daha gitsin. O da böyle. Ama işler burada karışmaya başladı. Siz görebiliyor musunuz? Aslında. Bu da gitti yanına. Ya da onu ortaya koyayım. Çok gri gri oldu çünkü. Sonra yanına şöyle leopardlar var. Onlar gitsin. Bir yanına da son böyle leopardlar var. Onlar gitsin. Ya da o yana gitsin. O buraya gelsin. Burası çok doldu ya. Gereksiz doldu bu kat. Neden öyle oldu? Ne olacaksa olsun boş verin. Buraya uzun bir süre ayağımdan çıkarmadım ama bir daha giyer miyim bilmediğim gereksizler gelsin. Yanına siyahı gelsin. Ben şimdi bunları buraya koyarsam en altına koyacağım. Madem orada Balenciaga dayandık. Balenciaga yine şu çoraplar gelsin. Bir ayakkabıya daha ihtiyacım var burada. Aslında şunlar olur. Oraya bunlar güzel olur. Ama Stelemek kart bunlar. Bunların temizlenmeye ihtiyacı var. Gördüğünüz üzere. Bunları ayırıyorum. Ben burada sıkıştım. Bu Dior'lar da buraya gelecek. Ama bunların da temizlenmeye ihtiyacı var. Bütün ayakkabılarımın temizlenmeye ihtiyacı var galiba. Tekrar yukarı döndüm. Çünkü yeni gelenlerde terlikler var. Terlikleri, yazlıkları buraya koyayım dedim. Nasıl fikir? Yazlıkları buraya koyayım derken çıkan şeye bak. Bu ne? Güzel çizmeymiş. Zara bu da galiba. Hangi Zara'nın ayakkabılarını sevmiyorum ama.
Neden? Sadece soruyorum neden? Yani bu Miu Miu'ları dolapta satmaya çalıştım. Orada bile satılmadı. Bu arada ben çok severek aldım ama yine internet siparişi olduğu için yine küçük geldi. Halıma vereceğim aylardır. Asla vermiyorum. Aşırı seviyorum. Alexander Bank. Bunun bir de çantası var takımı. Onu da gösteririm birazdan. Aşırı güzel. Bunları da hiç giymedim. Ve zaten alırken muhtemelen giymem diye aldım. Ama çok güzel bir beğenmen indiriminden yakaladım. Ama bu yaz kesin giyeceğim. Beğeniyorum yani. Hani böyle şey olur ya bazen. Beğenirsiniz ama kendinize yakıştırmazsınız. Mesela bu sandalye benim için o. Ama burada olması beni mutlu ediyor. Dur şu yenileri açayım bu sırada. Bunları da kaybetmeyeyim. Yenileri sanki ben geçen kargo geldiği an vlog çekiyordum ve orada göstermiştim. Mesela bu Gucci terlikleri buraya koyabiliriz bence. Nasıl geçer? Bence bayağı güzel. Çevirmeme gerek var mı? Var. Bunun yanına ne gelir mesela? Hiç böyle bir tarz bir... Senlörenler vardı. Nerede onlar? Bunun yanına aramıza yeni katılan şu senlörenleri koyabiliriz diye düşünüyorum. Evet bence tatlı durur onların yanında. Evet çok da şirin durdu. Heh valla. O botegaları yan tarafa koyayım bence. Değil mi? Şu siyahların yanına koyayım evet. Evet. Bak buraya tam bir tane ayakkabı arıyorduk. Güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Bu arada yanlış anlaşılmasın 3 tane raf yerleştirdim odanın hali. Niye böyle oldu? Ben düşünemiyorum buraları yerleştirirken ne olacak. Sadece şu 3 raf yerleşti. Niye böyle şeyler oldu? Cici. Neyse en azından senin keyfin yerinde öyle düşünebiliriz. Cici. Değil mi? Değil mi? Sağ ol. Şimdi burayı %80 hallettim sayılır. Yani çok mu uyumlu oldu bilemiyorum ama neyse. Bu arada bunları yine görünce duygulandım. Bu 4 çift Converse'i de Tokyo'dan almıştık Can'la birlikte. Hatta bir story'miz vardı. İkimizde de bunun farklı renkleri falan. Duygulandım. Neyse. Burası okey sayılır. Tabii okey değil ama şu terlikler falan buldum. Bunların hepsini arka odaya götürmeyi düşünüyorum. Şu anlık sadece düşünüyorum. Şimdi bir şu çantaları da düzenleyeceğim. Sonra şu yeni gelenleri açacağım. Kutularını atacağım ki ortalık biraz rahatlasın. Onların hepsini buraya dizerim. Sonra en önemli kısma geçmiş olacağız. Sonra montları toparlayayım. Montları içeri götüreyim ki yer açılsın. Falan filan. Hadi bakalım çantalara geçiyoruz. Şimdi çanta konusunda hiçbir fikrim yok. Yani çantalar nasıl düzenli yerleştirir ki? Bu arada altıma bir eşofman giydim. Şükürler olsun ki rahat ettim. Ve bu çantalar nerede? Neredeler? Neyse konumuz asla bu değil. Bunların hepsini bir yere alalım. Kaç tane çanta eksik ya. Valizlerde mi? Nerede bu çantalar? Neyse buldukça koyacağız artık. Sonuçta tek bir gün çekmiyoruz bu videoya. Şimdi buraya beyazları istiyorum. Niyeyse içimden öyle birisi geldi. İlk şu Off-White koyayım. Çantayı hatırlar mısınız bilmiyorum. Bununla post attım ve Off-White kendi sayfasında fotoğrafımı paylaşmıştım. Wow! Yoksa ben global bir influencer mıyım? Ama bunun bir temizlemeye gitmesi lazım. Temizlenmeye. Bunu şöyle koyalım. Bence tatlı durdu. Çapraz mı düz mü? Düz ya düz. Sonra onun yanına bunu koyalım. Yakıştırdım. Bunu da çok severek almıştım ama hiç taktın mı diye sorarsanız. Hayır çünkü ben bir malım. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben sapı olmayan çantaları yanıma aldığımda kendimi güvende hissetmiyorum. Çünkü her şeyi o kadar çok unutuyorum ki. Hani onun bana bağlı olması lazım benim unutmam için ama bu durmuyor. O zaman bunun yanına da bir beyaz gelecek. Bu mini Balenciaga'yı koyabiliriz. Nasıl fikir? Bu miniye. Bunu da sweatshirt ile takım olarak almıştım. Nerede? Burada. Bunların da ikisi takımda. Böyle. Ne lazım ama? Ne çok yer yandı bunları takım olarak giyince. Bunu da böyle koyabiliriz. Evet bence tatlı oldu. Bu arada az önce şey göstermiştim ya Alexander Wang terlikleri. Bu da çantası onun. Göstereceğim dedim ya o yüzden gösterdim yani. Bir tane daha beyaz var. Onu da mı oraya sıkıştırsam? Yok gerek yok. Onun altına koyayım. Alta beyaz mı? Üste beyaz mı? Bence üste de beyazları koyalım. Altı siyahları koyalım.
Ne dersiniz? Bu neyin acaba? Bunun mu ki? Yok, neyse içine dursun. Böyle bir Balenciaga daha almıştım. Bunu da hiç takmadım. Taktın mı yoksa? Bilmiyorum. Bunu da şöyle üstte mi koysak? Kamera mı yamuldu? Of ya. Şunu bir sıkıştırayım iyice. Bir makine düzelteyim. Kendi kendine video çekmek ne kadar zor. Bir de şu camı kapatayım. İyi görünüyor muyum sizce? Güzel görünüyor mu oradan? Net görünüyor mu? Net miyim yani? Bu kameraya çok güvenemiyorum arkadaşlar. Kimseye güvenemediğim gibi. Tamam, bu da burada güzel oldu. Bunun yanına bir beyaz daha gelsin. Bu da bu çantanın da şöyle bir anısı var. Barcelona'da mıydık? Madrid'de miydik? İkisinden birindeydik. Ve ben Arda'ya diyete gireceğime dair söz vermiştim. O da diyete girmeye söz verirsen sana istediğin çantayı alabilirim deyip kredi kartını vermişti. Ben de mağazadan kendime bu çantayı almıştım. Hatırlayanlar belki vardır. Diyete girdim mi? Hayır. Ama bunun içi dolu. İçindekileri bir çıkarayım. İçi dolu derken Allah aşkına. İçinde en az bir 60-70 liralık 1 liralık var şu şekilde. Neyse durun bunları sonra toparlayacağız kumbaraya. Kumbaran var mı? Hayır. Bence bu da üstte güzel durabilir diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Şöyle şunun yanına. Bence güzel oldu. Valla tatlı oldu. Bir beyaz çanta daha vardı böyle. Sevin nerede? Allah biliyor nerede. Sen orayı yukarı koyalım. Bu da beyaz sonuçta. Şöyle tatlı bir şey. Nereden aldığımı asla hatırlamıyorum. Hem minik ya burada böyle tatlı durur. Tamam fena değil güzel. Buraya biraz renkli gideceğim. Renkliden kastım. Şu ikisini koyacağız yan yana. Şu Balenciaga'ları. Böyle şunu koyalım. Böyle şunu koyalım. Böyle. Evet. Bence bayağı tatlı oldu ha ne dersiniz? Abi çantalar nerede? Ben şizofren miyim acaba? Ha? Bu da renk sayılır. Bu da bir off-white. Bunu da tüm yaz herhalde ben çıkarmış olabilirim. Hakkını verdim onda. Bunu da bu green'in yanına koyalım. Bu sıraya siyahları koyayım. Ya da buraya acaba siyahları mı koysaydım ya? Yok. Tamam bir adet şu. Çok gördünüz göstermeme bile gerek yok. Bu geliyor. Bu Balenciaga. Ay off-white. Ay ne çok şey değişti düzelttin ya. Onun yanına yine aşırı çok gördünüz off-white bel çantası. Yine aşırı şekilde temizlenme ihtiyacı olan. Mesela bunun şapkasını da almıştım. Dur göstereyim. Bu ikisine takım almıştım. Böyle. Prada. Ama şapkayı hiç taktım mı diye sorarsanız. Hayır. Çünkü kafam çok büyük olduğu için şapkalar bana yakışmıyor. Hiç güzel görünmedi. Bu konuda hiç iyi değilim galiba. Bir şey söyleyeyim mi? Ben aç kalmam. Çantanın içinden çıkan bozuk paralar sayesinde. Bayağı idare ederler beni. Bayıla bayıla aldığım ama takmadığım bir renk. Bir dakika ya dur. Bir dakika ya bunlar varken o orta alana off-white'ları koyamayın. Balenciaga'lara. Hadi inin yavrum siz. Hadi. İşler değişti. Çünkü iki güzel çantamı buldum. Birincisi bu Dior'un saddlebag'i. Bunu Amerika'dan almıştım. Girdim mağazaya aldım. Saddlebag'lerin çok pahalı olduğunu yani biliyordum, duyuyordum falan ama neyse. İlk Amerika'ya gidişimde hatırlarım. İlk olan da mıydı bilmiyorum. Çok kötü bir depresyona girmiştim ben. Aşırı kötü bir jet lag yaşamıştım ve çok kötü olmuştum. Başka şeyler de vardı falan. Neyse son günler Dior'a girdim ve bu çantayı ve kemeri aldım. Ve bana arkadaşlarım yalvardılar. Siyahını al onu takmayacaksın diye. Neyse girdim. Hayır ben bu rengi alacağım deyip bunları aldım. Yaklaşık 5 kere falan taktım. Ve ekstra baktığımda bakın şoka girmiştim. Şoka girmiştim yani. O yüzden bunu buraya koyuyorum. O yüzden bu çok özel. Onun yanına da bu siyah Chanel gelecek. Bizim blogger tayfanın da şeydir ya, her kadının dolabında olması gereken bir parça. İşte Chanel'in klasik modellerine falan. Her kadının dolabında olması gereken parça ne zamandan beri Chanel olabiliyor ülkemizde? Haksız mıyım? Al koy işte, almışsın bir şekilde çalışıp edip sus. Ya da aldırmışsın. Okey bunlar da. O zaman onların yanına bir de şu sermereyi koyayım. Onlar da şey ya, ağır kadın çantası ya. Bu da öyle sayılır. Bunu koyalım. Okey. O zaman şu iki Balenciaga'yı şuraya ikili şekilde koyayım. Nasıl fikir? Ya da tekli mi koysam? Hani bir iki mi? Yok ya çok boş kalıyor o zamanla. Evet.
Bakın böyle güzel durdu gibi mi geldi? Vallahi bunu da aşırı severek ve beğenerek almıştım. Sanırım bu geçtiğimiz sezon zaten. Bunu tek koymak istiyorum bu arada. Tek başıma. Bu dünyanın en gereksiz ama en tatlı çantalarından. Bu da Efe ile Berk'in bana doğum günü hediyesi. Efe ve Berk kardeşler. bunu ne yapacağız? Ha bunu bak şu yeşil ya. Balenciaga'nın yanına koyabilirim bunu. Ama kapının içine koyacağım. Bir sapı bile içine sığmıyor ki çantanın. Kendi sapını bile koyamıyoruz içine. Burada ama kapandı. Kayıp olan kredi kartımı buldum şu an. Yani iptal etmiştim çoktan ama. Tamam bu ikisi de orada tatlı oldu bayağı. Bu da çok güzel bir Chloe çanta. Serhat'ın doğum günü hediyesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Aşırı güzel. Bunu da şöyle üstte koyacağım. Onun arkasına da bu da Ebru'nun doğum günü hediyesiydi. Sen Nuri'nin bir kulaçı. Onu da böyle koyabilirim bence. Şu siyahların yanına bu siyah Balenciaga'yı da ekleyebilirim. Aşırı çok takıyorum onu da bu arada. Her kadının dolabında olması gereken bir parça. Ona bu Prada'yı nereye koyacağız? Onu da buraya koyalım. Renk kaldı ortada. Tamam. Rengi de buraya koyalım. Prada'yı da yanına koyalım. Okey. Evet. Elimizde bir adet Off-White kaldı. Bu aşağıdakileri ne yapacağız? Şöyle bir Saint Laurent var. Benlik değil ama şık bir yere giderken takılabilir. Bu raf görünüyor mu size? Görünmüyor olabilir. Bir ara aşırı modaydı. Aşırı. Stella McCartney. Bu hediye. Bunu da ta seneler önce kendim almıştım. Çok modaydı. Şimdi takan kimse yok herhalde. Takılabilir aslında. Bence bayağı güzeller. Bunlar için şey istiyorum buraya. Böyle yani saplı koyulamayacak. Bunları böyle dik koyamıyorsun ya. Ne denir ona? İşte askılık. Güzel fikir. Hemen uygulamaya geçirmeliyim. Saint Laurent'i şu aşağıya koyalım. Güzelim Saint Laurent'de o aşağıda biraz heba oldu gibime geldi ama neyse. Off-White'ı şöyle yanına koyalım. Bu elimizde kaldı. Ha bunu yine yün olan Off-White'in yanına koyalım. Evet. Ha bu burada tatlı durdu ikisi. Aynen. Barda ile Burcu bana yılbaşı hediyesi olarak çok güzel Balenciaga'nın yeni şu çantasından aldılar. Sonra gitti Pakize bunun içine işedi. Ben de gittim bunu en az Pakize'nin yaptığı gerizekalılıkla çamaşır makinesine attı. Bir garip bir şeyler oldu ama söylenene göre Beymen'de bir temizliğe giderse geri eski haline dönecekmiş. Arda ve Burcu henüz bundan haberiniz yok ama bilin istedim. Bu arada bu büyük çantalar arkaya gidecek. Buraya sığınıyorlar çünkü. Mesela çok tatlı. Ben bunu aşırı seviyordum. Amerika'dan aldım galiba. Bu da arkaya gidecek. Şu an arkayı görmenizi isterdim. Bunlar Günler'in Gigi's koleksiyonundan bel çantaları. Bunlar burada kalıyor. Şöyle ikisini şuraya koyabilirim. Bunu da çok severek almıştım. Tam yazlık değil böyle. Bodrum'da Çeşme'de akşam yemeğe giderken falan. Ya ben bunlar için hemen bir raf yaptırayım ya. Evet. Bu mesela benim düğün kurtarıcım olur kendisi ve Topshop'tan mı ne almıştım? Bayağı ucuz bir şeydi. Ben sıkıldım bunları hep aşağıda takıyorum. Bunu ne yapayım? Of sıkıldım aşağı rafları göstermeyi veririm size böyle hani estetikmiş gibi üst rafları gösteririm. Bu iş akıl işi değil. Yani olacak iş değil. Nasıl yapıyorlar bunu ben anlamadım. Ayakkabıların bir kısmını düzenledik. Daha diğer tarafı hiç geçmedik ve geçmeyi asla düşünmüyorum bu arada. Küçük buraya sığan çantaları düzenledik. Diğer büyükleri hiç görmek dahi istemiyorum. Sonra dedim ki dolap dolap gideyim bakın. Dedim ki şurayı boşaltayım. Buradaki tişörtleri ayırayım. Ceketleri içeri götüreyim falan. Bunlar gömlek tarzı şeyler. Diğer tarafa geçecek. Neyse tişörtleri biraz ayıklamaya başladım. Şunlar pijamalığa gidecekler. Düz siyah basicler.
düz beyaz basicler, krem mavi pembeler, gri kırmızılar, siyahlar, sporda giydiklerim falan diye ayırıyorum. Sonra onları koyacağım. Çekmeceleri boşaltayım dedim. Ne oldukları hakkında bir fikrim yok. Ama Allah belamı versin. Niye böyle bir işe girdim? Ne gerek vardı zaten? Bulurdum yani her şeyi. Ne gerek vardı? Neyse. Modumu düşürmüyorum. Yapacağım. Yapacağım, bana güvenin. Ya. İşte bunu da buraya koyayım dedim ben. Tamam, okey. Şimdi ayırdığım tişörtleri, yani ayırabildiğim kadarlarını bu çekmecelere dizeceğim. İlk çekmeceye basicleri koyacağım. Bir kenarına düz siyah basicleri, diğer tarafına da tahmin ettiğiniz üzere düz beyazları. İkinciye şu renkliler, şu pembeler. Üçüncüye şu siyahları koyayım. Normalde böyle bunları kat 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 yaparlar ya. Al yaparım. Al. Al 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 yaparım. Bekleyin, yaparım. Buraya daha içerideki tişörtler gelecek. Şimdilik burayı salıyorum. En alt iki yeri de sadece şey koyacağım. Spora giderken giydiğim tişörtler, taytlar, eşofmanlar, üstler falan diye düşündüm. Hatta bir iki tanesi elimde. Böyle bir tayt aldım. Böyle bir tayt ve üst daha doğrusu. Yani çıplak sanarlar diye mi aldım, bir fikrim yok. Yani başka bir şey düşünüp almış olamam herhalde. O zaman şöyle yapayım. Üste üstleri, alta taytları koyayım. Mantıklı. Bayağı mantıklı. Bu ne mesela? Allah aşkına ya. Bu ne zincirli eşofman? Bir de bunun üstü var. Nesin sen? Lolita mı? Neden yani? Yo, hatta taytları ve tişörtleri aynı yere koyayım. Sığar. Tişörtler okey sayılır. Artık yıkananlar. Ya bu arada ben aynı zamanda kirlileri de ayırıyorum şu tarafı. O tarafı hiç göstermeyeceğim. Bayağı kötü görünüyor. Yıkananları falan artık sonra koyacağım. Her şeyi de gösteremem ki yani. Her şeyi de. Diğer tişörtler pijamalığa gitti. Pijamalık denen dolapta iş çamaşırları, çoraplar falan var. Artık onları da paylaşmayın bir zahmet diye düşünüyorum. Zaten gücüm yok yani. Gücüm. Şimdi buradakileri ne yapacağız? Onları orayı düzenlerken yapalım. Ve tişörtleri renklerine göre ayıralım. Yukarı beyazları ve grileri koyalım. Aşağıya siyahları ve siyahları koyalım. Durum çok korkunç. Yukarı ne dedik biz ya? Beyazlarla kremlere mi dedik? Beyazdan kreme gitsin. İlk bunu koyalım. Şöyle bir güzel bir sweatshirt. Bunların hepsi üçlenmesi lazım ama umurumda mı diye sorarsan asla umurumda değil. Asla. Bu da o çantanın takım olanı. Bu da Balenciaga. Demesem zaten asla üstüne görmemiştiniz. İyi oldu söyleyeyim. Bunları böyle mi yapmamız gerekiyor? Bloggerlar. Ters mi taktım şunu? Ha? Böyle mi takmamız gerekiyor? Oh, ne çok şey değişti. Şey ütü mü alsam ki ben ya? Böyle böylele. Bu mesela pijamaya gidecek. Victoria's Secret. Bunlar pijama. Hadi bakayım. Pijamaya gidiyor. Bu yağmurluk var. Bunu da buraya koyayım yani. Koyacak başka bir yer yok. Bayağı güzel bir şey. Bu hatırlar mısınız? Brüksel bloğunda almıştım. Aa, şu yeni gelenleri de bu sırada açayım mı? Didem Soy'dan biliyorsunuz ki çok güzel bir markası var. Bana oradan bayağı bir sweatshirt göndermişti. Belki beyaz vardır onların içinde. Geliyorum. Yenilerle geldim. Bir tane beyaz var cidden de. Aa, kolları çok iyiymiş. Bence bunları böyle sıkıştırırsam ütülü gibi görünebilir. Bir krem rengi daha. Bunun arkasını çok beğenip almıştım. Görüyorlar ya arkasını. Ne dedik? Biz yukarı beyazları ve grileri koyacağız dedik değil mi? Doğru. Çok da beyaz sweatshirt'im yok zaten. Aşırı severim bu markayı. Bir adet şampiyon daha gidiyor. Bir adet şampiyon daha. Ama bunlar eşofman takımı. Bunları ben eşofman takımlarıyla bir mi koysam? Hayır ya. Üff. Başlarım böyle şey. Benim ama böyle olacağı çok belliydi. Al pijama bu da. Bu da içeri gidecek. Çünkü bu da pink. Bunu en son Ece giymişti. Ne tertipli kız, hemen yerine koymuş. Bu da bir eşofman takımı Benjamin'sin ama bunu da buraya koyacağım. Ki dolu görünsün. Abi çok güzel. Bunu da Didem göndermişti. Hem gömlek hem sweatshirt böyle. Kapşonu falan. Bu da açık renk değil mi? Bunu da yukarı koyalım. Evet, bu da şampiyon.
Abi sweatshirtler niye bu kadar ütü tutmuyor? Ütü tutmuyor da çünkü ütülemiyorum ki. Ütülesem tutacak belki. Ben yukarı siyahları mı koysaydım ya? Bir şey diyeyim mi? Daha mantıklıymış ha. Bu da Didemler'de. Didemler olması sweatshirtim olmayacakmış ha. Bu eşofman takımı. Bunu denmiş miyim ben? Pineapple bunlar. Bunları da... Yo, üstünü buraya koyayım. Altını eşofmanların olduğu yana yere koyayım. Artık buraları biraz hızlandırıyorum o zaman çok konuşmadan. Vazgeçtim. Ve beyazları grileri aşağı koydum. Yukarı siyahları koyacağım. Tamam, şimdi siyahlarda sıra. Yani üstte siyahları gördükçe sırayı siyahlara veriyorum. İğrenç Bershka ve Billie Eilish koleksiyonundan iğrenç bir sweatshirt. Hani 60 yaşında falan çok süslü bir teyze olmam lazım bunu giymek için ama giyiyorum. Bunun eşofmanı da mı içeride? Bir de eşofman altı var. O da burada. İyi, içinde kalsın. Adam. Sevgilimin fotoğrafının basılı olduğu bir sweatshirt. Gidip kendim bastırmadım, sweatshirt böyleydi. Bunun askısını değiştireceğiz. Çünkü giyim odası düzenliyoruz. Askılarımızın hepsinin aynı olması gerekiyor. Bunu bir 80 kere falan giymişimdir. Çünkü siyah tayt ve siyah sweatshirt gibi bayılıyorum. Bunu Can'la birlikte Tokyo'dan almıştık. Bayağı erkek reyondan almıştım Off-White'ın. Bayağı oversize bir şey. Hatta altına garip bir şekilde latex ve dolgu topuk yok. Platform topuk çizmelerle giymiştim, botlarla. Çünkü Tokyo'daydık ve her şey mübahtı yani. Yusuf şimdi git Tokyo'ya. Denizlerden yollamıştı bunu 2 sene önce. Hala çok beğenerek diyorum ama şuradaki şeyini düşürdüm bir yere. Bu Lynx Squat'tan gelmişti. Videoda açmıştım hatırlıyorsanız. Bu yeni geldi. Bunu da Didem ve Umut gönderdi. Ay bomboş işte. Ben siyahları, grileri, beyazları falan ayırıp geliyorum hemen, tamam mı? Bekleyin beni. Siz yokken şöyle bir karar daha aldım. Eşofman takımlarını da böyle paket paket. Bu Benjamin'den bayağı giymiştim, görmüşsünüz. Böyle altına da altlarını taktım. Bu şekilde koymaya karar verdim. Bir hemen bulabileyim. Böyle bir renk takımım daha vardı. Üstümü kelime hiç yakıştırmıyorum. Ama altı çok yakıştığı için sorun yok. Onları da böyle birbirine geçirdim. Bunu da aşağıya yolluyoruz. Şimdi bir takım daha göstereceğim. Daha hiç giymedim ama çok güzel be. Bunu da Suudi'nin yine showroom'undan kapmıştım. Şöyle bir taşlı, boğazlı üstü var. Altına da tam şu an gösteremiyorum ama böyle bayağı İspanyol paça ve yanlarını açabiliyorsunuz. Aşırı güzel bir takım. Ama benim boyum çok uzun olduğu için biraz paçalarında sıkıntı var. Şansım belki onu bana halleder diye düşünüyorum. Bunu da şöyle. Biraz zor biliyor musun? Aa! Yaptım ama bunların hepsini bir kereliğine yapıyorum. Yani bunu giydikten sonra aynı şeyi bir de asla yapmayacağım. Şu an video çektiğimiz için yapıyorum. Bunu da yolladık mı aşağıya? Yes, yolladık. Vallahi iyi gidiyorum ha. Bayağı iyi gidiyorum. Şimdi buradaki bayağı böyle Nike, Puma, spor için olanları da oraya ayırdım. Onları da çekmecelere koyacağım. Size ama onları tek tek koyarken yine göstermeyeceğim. Başka sweatshirt bakıyorum. Cici Edith'in... Bu nasıl bir cümle ya? Cici Edith'in hediye ettiği sweatshirt falan. Onu koyacağım. Ben bir iki saniye yine biraz daha toparlayıp gelecek gibiyim. Göstereceğim sonra. Bir... İki. Şimdi buraya beyaz gri renkleri koydum. Buraya siyahları koydum. Artık yıkanacak olanlar falan sonradan eklenecek. Bunların hepsini toparlayacağız. Şu yan tarafa alacağız. Buraya blazerları falan koyayım diye düşündüm. Buraya hala ne koyulacak bir fikrim yok. Burayı pas geçeceğim. Çünkü bu odadaki tek elbise asılacak yer burası. Buraların hepsini yarıdan kesmişler. Uzun elbiseler durmuyor. Burada da hep uzun elbiseler var. O yüzden bunlar burada kalmak zorunda. Umurumda değil şu raddede. Şimdi ne yapacağız? Buradaki iki bölmeyi düzenleyeceğiz. Buraya siyah gömlekleri ve kazakları, buraya beyaz gömlekleri ve kazakları koyacağız. Gömlekleri ve kazakları ayrı ayrı yere koymaya gerek yok. Niye koyayım? Niye koyayım yani? Siyah beyaz ayırıyorum, daha ne? Ayrıca yatak odası full dolap derken şaka yapmadım. Dolap, dolap, daha buralar var bu arada. Dolap, dolap. Burada şey var, iç çamaşırları ve pijamalar duruyor. O yüzden oraya hiç girmeyeceğiz. Yine bir dolap ve yine bir dolap. Bir de bu içeriği düzenleyeceğiz daha. Kaç günümüz alır bilmiyorum. Buraya perukları güzelce koyacağım. Montlar burada duruyor işte. İçerideki deri ceketleri falan hep ayırdım. Onları buraya getireceğiz. Ayakkabı kutularını falan şu aşağıya getireceğiz. Buraları bilmiyorum. Ne yaparım bir fikrim yok.
İçeride çekmecede pantolonlar var. Onları da buralara getireceğiz. Ay, bunları ben hiç renk renk ayıramam yani. Kimse kusura bakmasın. Şımarıklıktan yapmıyorum. Güzel bir giyim odası vlogu olsun istiyorum ama ben bunları renk renk ayıramam. Gerek yok yani. Ne gerek var ki? Hepsini görüyorum ben. Bütün renkleri ayırt edebiliyorum gözümle. Tamam, sadece düzenli. Sadece güzel dursun yani. Renklere önem vermeyelim. Ay, burayı kim görüyor ki zaten eve gelen ya? Üst katı bile kim görüyor ki Ece Can'dan başka? Ben artık ara veriyorum çünkü daha önemli işlerim var. Mesela boyama yapmak. Aa, nasıl oha. Ödüm koptu. Sabah görüşürüz. Biraz daha belki ortalığı toparlamış olurum. Cheers. Günaydın. Yani ben de kendimden çok koordine, çok estetik görünen bir giyinme odası düzenleme videosu asla beklemiyordum. Sizin de beklemediğinize çok eminim ve o yüzden için çok rahat. Neyse, ben dün akşam buraları biliyorsunuz ki savaş alanına çevirdim. Bütün her şeyi raflardan indirdim. Yani yürünecek yer yoktu neredeyse. Tam son halini gösterdim mi bilmiyorum. Neyse derken sabah bir uyandım ki oda pırıl pırıl. Benimle yaşayan bir abla var. Biliyor musunuz bilmiyorum. Kendisi muhtemelen gece odayı hani isteksiz bir şekilde dağıttım sanıp sabah odayı pırıl pırıl yapmış. Yalan söyleyemem. Mutsuz olmadım yani. Abla ne yaptın ya? Ben bunları yerleştirecektim. Şimdi baştan mı tekrar dağıtacağım demedim. Çünkü dağıtmayacağım. Enayi miyim ben, niye dağıtayım? Ama gelin görün ki videomuz bambaşka bir hal alıyor ve bambaşka bir şekilde devam ediyor. Şimdi ben bu arada dün gece sonu çekmeyi unuttum. Daha doğrusu çektiğimi sandım. Kamerayı açtım. Siyahları ve krem renkleri ayırdım. Kirlileri ayırdım. Verilecekleri ayırdım falan derken sonra kameranın kapalı olduğunu gördüm. Sinir krizleri falan. Bunları geçiyoruz. Hatırlamaya hiç gerek yok. Ama en azından göstereyim son yaptığım şeyi. Göstermiş olayım. Şöyle kameramızı çevirelim hemen. Açımızı hemen ayarlayalım. Bakınız. Bakınız siyahlar, bakınız krem ve beyazlar. Yani çok gösterilmeye layık şeyler var mı? Dümdüz şeyler işte mesela. Görüyorsunuz hala dümdüz kazaklar. Burada krem renkleri. Bunu Zara mankenine giydirmişler. Böyle buraları açık full. Bayağı seksi görünüyordu. Sonra kendim giydiğimde çok daha okey olmadığını fark edip giymemiştim. Bu da yine böyle bir anım. Bunu hatırlar mısınız bilmiyorum. Barcelona'da bununla fotoğrafım var. Zara'nın şeffaf bantlı ayakkabılarıyla. Çok beğenmiştiniz o fotoğrafı. Niye bilmiyorum. Bu arada ben Zara ayakkabıları sevmiyorum dedim ama ben bayağı seviyorum. Bayağı bayağı seviyorum. Sonra buraları gösterdim zaten. Tişörtler. Bir daha göstereyim isterseniz. Çünkü bu böyle bir vlog yani. Buralara basicleri koyduk hatırlarsanız. Buraya koyuldu böyle renkliler. Sonra buraya çok bir şey koyulmamış gördüğüm kadarıyla. Buraya sporda giyilecekler ya da ne bileyim işte sporlar yani. Burası boştur muhtemelen daha. Aa, değil. Buraya dünya saçması şeyleri koydum da. Ya ben yıkananları bekleyemeyeceğim galiba ya. Aşağıda yıkanan kesim var ya, bir de onlar da yerleşecek. Beklemeyeyim ya. Daha karantinadayız. Daha çok ev vlogu çekeriz biz. Oo! Hatırlar mısınız? Bir ara AliExpress'e çok sarmıştım. Tabii o zaman böyle virüs mürüs hiçbir şey yok. Ve AliExpress'e çok güzel. Çok garip bir şekilde şu şekilde şeyler satılıyor. Umarım eskiye döneriz ve rahatlıkla yine alabiliriz. Mesela bu 25 lira falan da o zamanın kuruyla. Doğru söylüyorumdur inşallah. Evet evet, AliExpress bu mesela. Sonra bu elbise AliExpress. Bayağı bildiğiniz. Nerede giyeceksem işte ama 20-25 lira görünce insan alası geliyor bakın. Ben artık sığmam bunu 61 kilo olduğum için. Bülbül bir elbise. Sonra. Ya burada bu tarz şeyler var, anladınız değil mi? Mesela Instagram kızlarının seksi fotoğraflarda giydiği kıyafet tarzı bir şeyler işte. Bu ne mesela? Böyle bir şey alınmış. Böyle bir ne denir buna? Tulum mu? Böyle bir şey. İşte buralara da bunları koymuş ablam. Aa, bunların koleksiyonunu yaptım Zara. Kesin görmüşsünüzdür yani, Zara'ya bakıyorsanız kesin görmüşsünüzdür. Yeşili, kahverengisi, siyahı. Aynı tarzı şeyde Miss Guided'den bulmuştum Dubai'de. Ve beyazı. Ve bunları gösterirken yine buraları fazlasıyla dağıttığımı fark etmişsinizdir. Yani kısacası bu raflarda da böyle minik minik işte taplar falan. Çok zayıfmışım ve inanılmaz bir belim varmışçasına aldığım ve şortun, kotun üstüne giyilecek şeyler. Bu ne mesela? Aa, bir de bakın bu rengini de almışım. Bu da Miss Guided'den bulmuştum.
Ya şimdi benim kollarım çok ince ve kaslı olduğu için, çok estetik göründüğü için kolsuz şeyleri tercih ediyorum. Son fotoğraflarda buralarım böyle çıkınca ne yapıyorum? Facebook'tan itiyorum ama. Bu kadar basit. Hah! Şimdi içeriği de göstereceğim. Montlara gideceğiz şimdi. Oraya da bakalım. Aşağıdaki odayı falan, artık spor ayakkabılarının olduğu odayı falan. Daha evdeyiz ya. Boş verin. Çekeriz daha bir sürü video. Burası evin en gerici odası. Yerde bebek masaj koltuğu. Aslında bayağı toparlanacak şey var ya. Buralar falan. Can'ın en sevdiği maskeler, hatırlar mısınız? Can'ı korkutuyordum bunlarla. Çok sinir bozucu. Neyse ya, toparlarız buraları. Burada mesela şeyleri koyduk. Ayakkabıların, çantaların içinden çıkan tüm bez torbaları koyduk. Çünkü bunlar şeylerde çok işe yarıyor. Tatile falan giderken ayakkabı, çanta, bunları koyuyorsun işte. Bu da böyle bir şeydi. Evet, bayağı toparlanacak yer var. Neyse, buraya bakalım şimdi de biraz. Yes! Son durağımızdayız artık yani. Dediğim gibi diğer tarafları başka bloğa saklıyorum. Zaten çok gösterecek bir şey yok. Bakmayın, böyle başka videolara saklıyorum diyorum da. Bir tane de aşağıda spor ayakkabılarının durduğu oda var. Başka da kıyafetle ilgili bir şey yok. Yani her yeri de toparlayamam yani. O kadar da düzenli bir insan değilim. Mesela neden? Sadece soruyorum. Neden yani? Leopardan nefret ediyorum. Yani nefret etmem de kendime yakıştırmıyorum. Yani hiç öyle bir tarzım yok. Tarzım yok zaten de, leopar da değil yani, açmamışım bile zaten. Muhtemelen Pinterest'te birinin üstüne görmüşümdür. Ooo çok iyi deyip alınmıştır. Mango zaten. Neden? Bir diğer soru. Neden dediğime bakmayın. Bunu hala çok beğeniyorum. Bunu yanlış hatırlamıyorsam Amsterdam'da böyle yerel bir butikten satın almıştım. Ne kadar almışım? İyi bok yemiş. Ondan sonra alıp pişman olduğum bir başka şey daha. Yani pişman değilim de, yani bambaşka şeyler alabilirmişim. Böyle bir mont aldım. Brüksel bloğuna nasıl bir olabilirsiniz? Şişme mont kolay kolay giymem. Hele ki uzun şişme mont hiç kolay kolay giymem. Yani gidip o zaman neden Gucci'den böyle bir enayilik yapıp bu montu aldın diye sadece soruyorum. Hiç giymedim ama seneye bokun çıkarak giyeceğim. Bakın yine karıştırdım buraya. Bunu aşırı seviyorum. Aşırı bir mont için niye bu tepki? Neyse. Bu da Suudi Etuz indiriminden yakaladığım bir parçaydı. İndirim parçası mıydı emin değilim. Olmayabilir. İndirme diye gidip gaza gelip sezon bilmiyorum. Neyse, emin değilim. Önemi yok. Ama bunun bir kur temizlemeye gitmesi lazım. Çünkü en son çok sarhoş olduğum bir gece üstümdeydi. Ve o yüzden üstüne biraz içki döküldü. Şebnem Güner montlarımı aşırı seviyorum. Mesela bir bu. Bunu çok seviyorum. Burada video çekmek çok zor ya. Aşırı zor. 2, 3 ve 4 burada ama gösteremeyeceğim. Daraldım bu odada. Dur bakayım başka garip. Ha, bunu Gülnur'dan almıştım. Ama çok benlik be. Bakın şimdi. Ve yere kadar bu arada, size gösteremesem de. Ne yapacağım mesela bunu? Hani tight tişört giyen bir insan olarak nerede giyeceğim? Yere kadar. Yere kadar uzun. Çok güzel ama ben değil. Ama ben olacak. 6-7 sene sonra ben olacak yani. O yüzden duracak tabii ki de. Sonra bu sene niyeyse böyle parlak şeylere takmışım kafayı. Bayağı giydim. Vloglarda, fotoğraflarda falan görmüşsünüzdür. Aşırı takmıştım bunları. Ha, bunu çok beğenip almıştım ama dünyada aldığım en ağır mont olabilir. Alexander Wang'in böyle jean şişme bir montu. Çok güzel ama çok ağır. Üstüne giyince de çok ağır. Bunu 50 defa falan görmüşsünüzdür. Hakkını verdiğim bir monttur kendisi. Bu da Wang. Çok sevdiğim, beğeneceğim bir takımı. Aa bak, bunu arıyorum. Bunu arıyordum. Bu içeri gidecek. En başa koyayım. Başka. Hep gördüğünüz ve bildiğiniz şeyler aslında da. Neyse. Başka ne gösterebilirim diye düşünüyorum. Takı dolabını, makyaj dolabını, bunları başka videoya saklıyorum. Beğenirseniz çekeceğim bu arada bu videoyu. Yani hoşunuza giderse çekeceğim. Ben vlogda da öyleydim hatırlarsanız. Yapamayacağım dedim. Sonra vloglar çok beğenilince bu sefer vlogdan başka hiçbir şey çekmez hale geldim. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Böyle tahmin etmiyorduk bu videoyu ama aynı zamanda böyle de tahmin ediyorduk eminim. Sizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Evde kalın dememe gerek yok. Kalabilen zaten kalıyor diye düşünüyorum. Umarım herkesin evde kalabileceği bir raddeye geliriz. Gönül rahatlığıyla herkesin evinde oturabileceği, hiçbir şey düşünmeden. Anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Hepinizi
çok seviyorum. Dediğim gibi beğenirseniz evle alakalı videoların devamı gelecek. Beğenip beğenmediğinizde aşağıdaki yorumlardan anlayabiliyorum sadece. O zaman haftaya bambaşka bir videoyla, belki banyoda, belki salonda. Ya başka bir şansımız yok çünkü. Görüşürüz.